Geldim, mutfaktayım. Ne yapıyorum abicim ben? Ne yapıyorum ben ya? Valilikten izin çıkmadı değil mi hala? Çıkmadı. Gidemiyorum. Ben valiliğe gidemiyorum zaten mukaddes. Gidemiyorum. Valilikle ilgili şeyler, bu sokağa çıkma yasakları falan. Dronlar uçuyor tepemizde yani. İnanılır gibi değil ya. Gidemedim o yüzden valiliğe ben. Bu Brezilyalı kadını hallettik. Konuyu kapattık. Gelmiyor. O konuda anlaştık. Tabii. Evet. Ne Peki. yapıyorum ben? Heh. Çocuklar beni arayıp duruyorlar. Evet. Arkadaşların evet. Evine bırakmışsın. İnternet iyi çekmiyormuş orada. Ama yok, ne yapabilirim ben ya? Mukaddes. Başımın etini yediler benim. İnsan çocuklarına bakamaz mı Tankut? Bakmakla ilgili bir şey yok burada mukaddes. Allah aşkına abartma ya. Yok Brezilyalı kadın getireceğim. Yok bilmem ne. Neyse ki o konuyu kapattığımız için çok seviniyorum. Bir daha da açılmasın. Burada sinirim zıpladı. Her yeri aradım. Lütfen bu konularda biz rahat olalım. Lütfen rahat olalım biz bu konularda. Evet, ben şimdi ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Önüm başlıkta. Evet. Al pirinci. Nerede pirinç? Hangi dolapta pirinç? Sol tarafında üstteki dolapta pirinç var. Yok. Evet, yok. Nereye kaldırdın pirinci? Ne yaptın? Ben... Telefonunu tuvalete düşürdün de pirince mi yatırdın? Niye pirinç yok? Nereden çıkarıyorsun böyle fantazileri ya? Mukaddes, böyle fantazileri nereden buluyorsun sen ya? Evde 5 kilo pirinç bıraktım. Bir tanesi kırık pirinç, bir tanesi osmancık, bir tanesi basmati. Nerede onlar? Oradaki dolapta olacaktı. Ancak telefonunu falan yatırdın herhalde bir şeye düşürüp. Tabii. Bir alttaki yani, dolaba bak bakayım. Evde 5 kilo pirinç bıraktın ama nerede bıraktığını bilmiyorsun. İşte senin de böyle bir olayın var yani. Nerede bu pirinç? Nerede bu pirinç? Yok bu pirinç işte, yok. Evet, buyurun. Evet, tamam. Buldum. Baldo. Buyurun, ne yapıyorum şimdi ben? Nasıl yapıyorum? Baldo da bıraktım. Her cins pirinci bıraktım ama kendine 2 aydır bir pilav pişiremedim. Al oradan, bir tane ölçü bardağı al. 2 bardak pirinç ayır. Bir bardağı ölçü bardağı yap. Bir su bardağı al. Allah'ım, 20 yılda ben bu adama bir pirinç pilav... Olur, fark etmez. Ona 2 bardak pirinç doldur. Tabii önceden suya yatırmak lazımdı ama sen telefon mu yatırdın, ne yaptın, neyse. Artık böyle yapacağız. Güzelce yıka onu sen. Bardağı mı yıkıyorum, neyi yıkıyorum ben? Yıkama. Kardeş bana pirinç yapma. Pirinç yapma, ömrümde ilk defa ben burada pirinç yapıyorum ya. Bardağı niye yıkıyorsun Tankut? Pirinci yıkayacaksın ki temiz pilav yesin. Tamam, evet. Bu pirinci nasıl bir suyla yıkıyorum ben? Soğuk suyla mı yıkıyorum? Sıcak suyla mı yıkıyorum? Musluğu aç. Musluğu açmayı hatırlıyorsan musluğu aç. Beni suyu aşağılama. Kapat. Mukaddes, beni aşağılama. Akan suyun altında pirinci bir süzgecin içinde bir... Süzgeç nereden çıkıyor? Süzgeç nereden çıkıyor ya? Bardağın içinde yıkamayı denersen ne olacağını bir fizik kuralı olarak belki tahmin edebilirsin Tanko. Ya bırak bana mukaddes ortaokul terk. Fizik müzik böyle abuk sabuk şeyler. Lise 1'de terk ettim seninle tanıştığım için Tankut. Lise 1'i okudum lütfen. Lise bravo, 1'in bravo, bütün çok fizik güzel. Derslerini de çok iyi biliyorum. Çok iyi okumuşsun. Şahane bir fiziğin var senin mukaddes. Teşekkürler Tankut. Güzel bir şey evet, söyledin. 15 yıl kadar sonra. Yıka şunu güzel bir geniş kasenin içinde. Sonra süz. Tamam. Pirinci yıka güzel. Tamam. Nişastası aksın bir güzel. Tamam. Şöyle bir şeyin içinde olabilir mi? O ne? Tepsi mi o? Evet. O benim cam tepsim mi? Evet. Hani eskiden olsa cam tepsinin içinde taşları ayıklardık. Ancak onu yapabiliriz cam tepsi pirinç ilişkisi olarak. Ama şu an geniş, derin bir kap. Orada benim kabım var. İnce süzgecim var. Pirinç yıkamak nerede? İçin. Nerede? Bunlar nerede? Bunlar ne demek? Bunlar sen kaç nerede? Yıldır o evde yaşıyorsun benimle Tankut? Bununla ne alakası var? Ben yemek kaç mi yapmışım bugüne yaşıyorsun? Kadar? Derin yemek bir kase bul ve pirinci yıka. Allah'ım pirinci yıkamayı İzmir'den İstanbul'a anlatıyorum. Ben en iyisi ben YouTube'a gireyim. Ben oradan yapayım bu yemeği ya. Kapatalım biz bu telefonu ya.
Ben senin 20 yıllık karınım, YouTube'dan filan pirinç pilavı yaptırmayacağım sana. Ben YouTube'a gireyim. Vallahi yıkama, YouTube'a gireyim. Yıkama, vazgeçtim. Yıkama. Tencerenin içine tereyağı koy. Hey Allah'ım yarabbim ya. Hey Allah'ım. Tereyağını da herhalde arayacaksın. Yatak odanda mı arıyorsun tereyağını? Nerede arıyorsun? Buzdolabında arıyorum. Buzdolabında. Beni aşağılama. Beni aşağılama mukaddes. Kim bilir o yatak odası ne durumda? Yok, duvarları filan tekrar boyatmam gerekecek herhalde, yağlı parmak izleri filan. Evet. Evet. Tereyağı burada, evet, ne yapıyorum ben bunu şimdi? Tereyağını koy tencerenin içine, azıcık da zeytinyağı koy. Hem tereyağı yanmasın. Nasıl bir şey bu ya? Sen öyle öyle bir şey, güzel olacak. Karıştırıp mı yedirdin ya? Cidden. Yani karantina stresinden sonra pilav stresi. Hadi lütfen kapatalım artık. Ben YouTube'a bakacağım. Ben bu şeyi YouTube'dan yapacağım. Tereyağını ya. Koy. Çok konuştun. Ne? Tereyağını koy. Koyma. Zeytinyağı koyma. Koyma. Ha. Ne demek yani, hem tereyağı hem zeytinyağı. Tamam. Böyle daha şu var. An basit anlatacağım. Tereyağını tencereye koy. Evet. Açıyorum altını. Aa, lütfen. Altını açmadan nasıl pişireceğini ben... Evet, tamam. Tahayyül ya. Edemedim. Yani bırak bir takım beni aşağılayıp durma mukaddes. Tahtaları birbirine sürterek ya. Alev çıkartıp belki üzerinde bir kamp ateşi falan mı düşündün bilmiyorum. Ya bırak mukaddes, bırak. Benim zor durumumda dalga geçmeyi bırak. Evet, ne yapıyorum şimdi, ne yapıyorum? Tereyağını koydun, tencerenin altını açtın. Açtım, evet. Sallıyorum bunu. Tereyağı erisin. Eriyor. Aa, ilginç. Tereyağı eriyebiliyor Tankut. Fark ettin mi, tereyağı eriyor. Bu da bir fizik kuralı. Altında çok ateş varsa ya kaynar ya erir. Çok komiksin. Hatırlıyorum sen. Lise 1 fizik. Eridiyse içine pirinçleri koy. Ne kadar koyuyorum pirinç? 2 bardak demiştim. Böyle koyuyorum. Ha, bardağı koyma, pirinci koy. Baldo. Üstünde yazıyor baldo. Aha, onu koy. Evet, ne yapıyorum bunu? Karıştırıyorum böyle. Ha? Güzel bir kavur o pirinci. Evet. Kavurmak, biliyorsundur umarım, kavurmak. Ateşin üzerindeki pirincin yağla beraber kavrulması. Sen bunları yapmaya devam et mukaddes. Sen bunları yapmaya devam et tatlım benim. Sen yap bakalım. Gelmişsin ya. 50 yaşına bir tane pirinç pilavını öğrenememişsin. Ben ne diyeyim? Hep kaynanamın suçu ama işte. Bazı Türk anneleri Türk mu? Erkek evlatlarını böyle yetiştirdiler. Biz de onları aldık. Hatta Türk bizde. Gibi anneydi onlar be. Türk gibi. Hata bizde. Benim anneme, senin benim anneme laf söyleme durumun olamaz tatlım, tamam mı? Hadi canım, sen hadi canım. Sen kendi bak, kekleri körekleri götürüyorsunuz İzmir'de bir takım havaleli kadınlarla birlikte. Bir apartman dolusu kek, körek. Kadınlar niye havaleli, ben anlamadım. Şimdi kadınlara niye böyle bir laf attın hadi sen? Hadi bırak şimdi, bırak seksiz. Niye benim komşularıma havaleli diyorsun? Biz kadınız, bıdınız, ne alakası var? Ne alakası var? Öyle adamlar da var İzmir'de, ben biliyorum. Yaysınlar, otursunlar. Ne yapıyorsun? Tamam, o kavrulmuştur. Hadi. 2 bardak pirinç eklediysen 4 bardak su ekleyeceksin. Temiz su ekle. Musluktan akan suyu ekleme. Çok teşekkür ederim mukaddes. Yine çok... Bunu hatırlamana sevindim. Temiz su kullanmana sevindim. Kim bilir çocuklar ne yediler ne içtiler 2 ayda. Kim bilir? Kim bilir? Bizim lahmacuncuyu zengin ettiler. Ne yapacaklardı başka? Ne yapacaklardı başka? Bak mukaddes. Mutfağa girdiler bir kere. Dedim ki mutfak size yasak. Kime temizleteceğim ben mutfağı dedim ya. Hadi bu bakayım. Koydun mu? Suyu koydun mu? Evet, suyunu koydum. Şey yapıyorum. Tuzunu şimdi da koy. Mukaddes, kapatalım artık bu telefonu ya. Vallahi. Tamam, tuzunu da koy. Ben göreceğim. O pilavın güzelce piştiğini göreceğim. Bir şey oldu. Tamam. Arkadan bir şey oldu. Nasıl? Bir gölge bir şey oldu ama emin değilim. Herhalde oruçtan. Neyse. Bir gölge geçti. Yok, herhalde yok, senin şey gölgen. Yani. Bunu kapatalım ya, bu telefonu. Kapatalım artık. Evet. Ne yapıyorum? Şimdi ne yapıyorum?
Şimdi gidip bir ip alıp kendini asıyorsun. Arkadaki kadın kim? Tankut, arkadan bir kadın geçti. O kadın kim? Lütfen bir dakika, burada bir kadın mı var ya? Rica ederim bu kadın. Tankut, arkadan geçen kadın kim? Hayal görmeye başladın sen. Deliriyorsun sen orada. Kekleri börekleri götüre götüre havale getirdiniz hep birlikte orada. Hangi kadın? Ne kadını? Tankut, Brezilyalı mı geldi? Hayır. Tankut, yerin altından toprağa kazarak gelirim oraya. Anladın mı? O kadını buraya çağır bakayım. Ben bir konuşayım onunla. Burada mukaddes, sen iyice çıldırdın. Aklını oynattın. Ne kadını? Hangi kadın? Tankut, o pilav tenceresinin içine kendi kafanı koy ve iyice altındaki ateşi aç. Ben şu an burada delireceğim. Bırak saçma sapan. Anneni ya, ver telefona. Telefon anneni ver. Bana hap versin. Sen kendini iyi hisset biraz. Bu ne biçim şey ya? Yok, oruçtan değil. Bu başka kadın, bir şey. Nerede bir kadın var? Ben görmüyorum burada kadın. Rica ediyorum. Mukaddes. İndirme. Sen şu telefonla yatak odasına doğru git bakayım sen. Git bakayım. Yürü yürü. Ben, al telefonu yatak odasına doğru. Hayır, ben bunu reddediyorum. Çabuk ben ol. Bana çabuk. Böyle güvenmeyen kadın istemiyorum. Bırak. Şu an bu telefonu kapatıyorum. Pilav kendi kendine olur. Pilavın bundan sonrasını YouTube'dan bakacağım artık ben. Ben kime güveneceğimi bilemiyorum ya. YouTube'a mı güveneceğim? Sana mı güveneceğim? Hello. Senin annene mi güveneceğim? Gayipten. Hello'dan başka da bir şey. Nece konuşuyor bu Brezilyalılar? Neyi düşünüyorsun? Brezilyaca konuşuyorlar işte. Brezilyaca. Nereden çıktı bu anlaşılıyor? Konumuz mu bizim ya? Hello. Hello. Are you woman? Are you woman? Annene söyle sana hap versin tatlım. O keklerin içine hap koysun sana. Çayı anne içerken öyle içsen. Senin yardıma anne, ihtiyacın var mukaddes. Senin yardıma ihtiyacın var. Anne. Senin yardıma ihtiyacın var. Kapatıyorum tatlım. Kapatıyorum. Hello woman. Are you woman? Manyak. Manyak mukaddes.